şimdi birleşimini yoklamayla açıyor. Uzunköprü ilçesinde bulunan Adalet Anıtı'nın önceki gece yakılmak istenmesine tepkiler sürüyor. Edirne İl Genel Meclisi'nin Uzunköprü Meclis üyeleri ilçedeki Adalet Anıtı'na yapılan saldırıyı kınadı. AK Parti Grup Başkan Vekili Uzunköprü İl Genel Meclis üyesi Nedret Akbulut hem Samsun'daki Onur Anıtı'na hem de Uzunköprü'deki Adalet Anıtı'na yapılan saldırıyı lanetlediklerini söyledi. Bir gün önce ilçemiz Uzunköprü'de akli dengesi bozuk olan, raporlu olan bir insan, vatandaş, Adalet Meydanı'ndaki heykeli yakma girişiminde bulunmuşlar ve daha sonra müdahale edilerek söndürülmüş. Güvenlik güçleri bahse konu kişiyi bularak ceza evine gönderilmiş diye haberini aldık. Raporlu birisi olduğunu valiliğimiz resmi kanaldan ifade ettiler. Dolayısıyla bu tür olayların bir daha tekrar etmemesini istiyoruz. Yapılan bu saldırıyı kınıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Uzunköprü İl Genel Meclis Üyesi Mustafa Üstün ise Edirne'nin adının bu tür olaylarla anılmasından büyük üzüntü duyduklarını ifade etti. Uzunköprümüz özgürlük anıtının dünyada dikildiği yerlerden birisidir arkadaşlar. 1908 yılında ilk defa Uzunköprü ilçemizde bir özgürlük anıtı dikilmiştir. Özgürlük anıtı hürriyeti simgeler, eşitliği simgeler, adaleti simgeler. Ama Uzunköprü'de çok kötü bir olay yaşadık. Bu Uzunköprü'nün imajı içinde, Edirne insanımızın imajı içinde acı verici bir olay oldu. İster istemez Türkiye kamuoyunda değişik, nasıl anlatayım yani, daha değişik yönlerden değerlendirilmeye başladık. Burası medeni insanların yaşadığı şehirdir. Yani bizim ilimizde gece yarısı saat 12'de bir kadın yolda yürüse kimse kafasını çevirip bakmaz. Ama şimdi bu olaylarla anılmak demek maalesef ilimiz ve ilçemiz için çok üzücü. Adalete saldırı her dönem yapılmıştır, her dönem olacaktır ama adaleti ayakta tutmamız lazım. Adaletle ilgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslamiyet'in ilk yıllarında zulüm gören Müslümanlara karşı artık acıları dayanamaz hale geldiğinde Hazreti Osman radıyallahu anh'a der ki Abeşistan'a gidin bu zulümden kurtulun der. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Hazreti Osman der ki Abeşistan kralı Hristiyandır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme der ki onun Hristiyan olması önemli değil, o adil bir kraldır. Adalet hepimiz için lazım arkadaşlar. Adalete her şekilde sahip çıkmamız lazım.